Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz hangi kavanoz ne kadar bal alır? Evet, biz arıcı arkadaşların birçoğu bilir aslında hangi kavanozun yaklaşık ne kadar bal aldığını ama yeni arıcılık yapmaya başlayanlar veya bilinçli tüketiciler bunları bilmek zorundadır. Bazı arıcı arkadaşlarımız arıcılık camiasında çünkü genelde ballar 66 santilitrelik kavanozlara koyulduğu için bunu bilmeden, bazıları bilerek, bazıları bilmeden 1 kilo diye satarlar ama aslında 1 kilo değildir. Şimdi biz bugün ne yapacağız? En ufağından en büyüğüne kadar kavanozlarımızı balla doldurduk. Boşları, daraları da var. Biz hangi kavanoz ne kadar bal alıyor bunu görmüş olacağız. Tabi bunu etkileyen birçok faktör var. Balın içerisindeki su miktarı, hava sıcaklığı gibi bir sürü etkileyen faktör var. Normalde balın özgül ağırlığı 1.4 civarında. Ve biz bunu bizzat tecrübe ederek görmüş olacağız. Şimdi başlayalım. Öncelikle en ufak kavanozlarımızdan başlayalım. Farklı farklı kavanozlarımız var. Farklı kavanozlar yapıları itibariyle aynı ürünü kimisi daha fazla, kimisi daha az gösterebiliyor. Mesela şu ürün, bu kavanoz aslında ikisinin de miktarı aynı ama biri daha az gösteriyor, birisi biraz daha fazla gösteriyor. Tabii sunum da çok önemli. Mesela standart kullanılan bal kavanozuyla bombeli yumurta şeklinde üretilen bal kavanozu daha farklı, daha güzel bir sunum elde etmemizi sağlıyor. Şimdi bunları teker teker ölçmeye başlayalım arkadaşlar. Öncelikle bunu ben size de göstereyim. Gördüğünüz gibi 21 santilitre. 21 santilitre. Şimdi hassas terazimizi çalıştıralım. Evet, ilk önce daramızı koyuyoruz. 128.4 gram geldi. Daramızı alıyoruz ve dolu olan kavanozumuzu koyuyoruz. 284 gram. Yani 21 santilitrelik bir kavanoz 284 gram bal alıyor. Diğer kavanozu deneyelim. Bu da hemen hemen aynı çıkacaktır. Tekrar sıfırlayalım terazimizi. Bunu da göstereyim size. Bu da 21 santilitre. Evet. Bunun darası 119 gram. Sıfırlayalım. Evet. Bu da 243.9 gram bal alıyor. Tabi bundaki fark neden çıkmış olabilir? Şundan çıkmış olabilir. Biz kavanozlarımızı ne kadar dolduruyoruz? Buraya kadar mı? Yoksa buraya kadar mı? Bu o kadar fark ediyor ki bakın, bu ikisinin arasında gramaj olarak çok fark ediyor. Genelde bu boğaza kadar doldurulur. Bunu diğer satmış olduğumuz, yani genel olarak satışa sunduğumuz kavanozlarda daha net göreceksiniz. Bunu daha uygulamalı göstereceğim size. Şimdi bu kavanozlarımızı tekrar yerine koyalım. Evet. Bu kavanozumuzda ne gelmişti? 243 gram. Diğeri 280 gramlarda gelmişti. Bu kavanozu doldurma miktarımızla göre değişen bir şey. Evet. Bu da yarım kiloluk kavanozumuz. Yani yarım kiloluk diye satışa sunduğumuz kavanozumuz. Bunlar da 37 santilitre. 37 santilitrelik kavanozlar. Kavanozumuzu ölçelim. 210 gram geliyormuş. Bunu sıfırlayalım daramızı ve dolu olanı koyalım. 474 gram geldi. Demek ki balımızın özgül ağırlığı buna göre hesaplamış olabiliriz. Yaklaşık, yani yarım kilo olarak hesap edilen bir bal. Ne kadar doldurmuşuz? Ona da bakalım. Bakın. Hemen hemen tam doldurmuşuz. Hatta şöyle bir şey yapalım. Bakalım.
Tam 500 grama ulaşabilecek miyiz? Ben biraz ilave yapacağım. Müsaadenizle. Evet. Dediğim gibi burada hava sıcaklığı çok önemli. 499,3. Yani tam sıfıra sıfırı doldurduğumuz zaman 37 santilitrelik kavanozu yarım kiloya elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Kapağımızı kapatalım. Evet. Evet, kapak farkını hesaba katmamıştık. Hatta 500 gramı bile geçti. Yani tam kapak hizasına kadar doldurduğumuz zaman tam yarım kiloya ulaşmış oluyoruz. Evet. Şimdi geçelim sıradaki kavanozumuza. Bu kavanozumuzda 58 santilitre. Umarım görebiliyorsunuzdur. 58 santilitre. Evet. Terazimizi sıfırlayalım. Daramızı alalım. Daramızı sıfırlayalım ve dolu olanı koyalım. 58 santilitrelik kavanozumuz demek ki yaklaşık 750 gram bal alıyor. Ben kavanozları genelde çok doldurduğum için gördüğünüz gibi tam neredeyse sıfıra sıfır doldurduğum için buradan bir miktar daha düşük doldurabilirsiniz. Bu o zaman 750 gramlık bir bal elde etmiş olursunuz. Tekrar göstereyim size. 58 cc'lik kavanozumuz 750 gram bal alır. Tabii bu kadar doldurmak da uygun değil aslında. Çok sıfıra sıfır hemen dökülebilecek pozisyonda. Evet, 58 cc'lik kavanozumuz 750-800 gram bal alıyor. Evet, şimdi gelelim. Bakalım bu muydu? Arıcılık piyasasında evet en çok kullanılan kavanozumuz 66 cc. Görebiliyorsunuz umarım. 66 santilitrelik kavanozumuz. Evet. Terazimizi sıfırlıyoruz. 66 santilitrelik kavanozumuzu koyduk. 293 gram darası var. Daramızı sıfırlıyoruz. Doğru kavanozu aldığımızdan emin olalım. Evet. 66 santilitre. Ve tartıyoruz. Evet. 900 gram bal oldu. Demek ki benim balımın su oranı çok düşük, özgül ağırlığı yüksek ve dediğim gibi bunları çok doldurduğum için böyle bir rakam çıkıyor. Normalde 850 gram civarında çıkması lazım. Gördüğünüz gibi sıfıra sıfır dolu bir bal. Bunu kapak hizasına kadar doldurduğunuz zaman 66 santilitrelik kavanozlarda yaklaşık 850 gram bal olur. Burada ben tam dolum yaptığım için sıfıra sıfır dolum yaptığım için 913 gram bal var içerisinde. Evet. Gelelim. 72 santilitrelik kavanozumuza. Evet, bunlar hemen hemen birbirlerine aslında çok yakın. Aynı kavanoz gibi gözükse de biri diğerinden daha büyük. Bunu da göstereyim size. 72 santilitre, 72 santilitrelik kavanoz. Terazimizi sıfırlıyoruz. 72 santilitrelik kavanozumuzu koyduk. Daramızı alalım. Evet. Şimdi bunu da tekrar kontrol edelim doğru mu diyerekten. 72 santilitre görebiliyor musunuz bilmiyorum. Terazimize koyuyoruz. 981 gram. Yani yaklaşık 1 kilo bal alıyor. Bakalım ne kadar doldurmuşuz. Evet, burada tam sıfıra sıfır yapmamışız. Çok az bir miktar yerimiz kalmış. Hatta onu da ben tekrar şuradan doldurayım diğer kavanozumuzdan. Bu ölçüm yaptığım bir kavanoz değil, kendi kullandığım kavanoz. Oradan dolum yapıyorum. Evet.
Şimdi tekrar ölçelim bu kavanozumuzu. Evet, tam 1 kilo. Ufak 1-2 gram çok önemli değil. Tam 1 kilo bal alıyor. Yani 72 santilitrelik kavanozlar tam 1 kilo bal alıyor. Demek ki biz 1 kiloluk bal için 1 kilo bal satıyoruz dediğimiz zaman 72 santilitrelik kavanoz kullanacağız. Evet, gelelim bir diğer 72 santilitre. Ben bu kavanozları kullanıyorum genelde. Çok şık gördüğünüz gibi. O standart turşu kavanozlarından, konserve kavanozlarından biraz farklı. Şurada göstereyim size. Umarım görebiliyorsunuz. 72 santilitre. Terazimizi sıfırlayalım. Daramızı alalım. 327 gram darısı varmış. Sıfırlıyoruz. Ve dolu olan kavanozumuzu koyuyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi 997 gram. Yani tam 1 kilo balımız var. Bakalım bunu ne kadar doldurmuşuz. Evet, bunu açmakta biraz zorlandım. Evet. Evet. Tam sıfıra sıfır neredeyse dolum yapılmış bir kavanoz. Ne kadar geliyormuş? Tam 1 kilo geliyor. Evet arkadaşlar. Şimdi gelelim en büyük boy kavanozumuza. Eğer balınızı 100 santilitrelik yani 1 litrelik kavanoza koyarsanız, 1 litrelik turşu kavanozuna koyarsanız balınız ne kadar gelir? Hemen buradan da balımızın tam özgül ağırlığını hesaplamış olacağız arkadaşlar. Görebiliyorsunuz umarım. Evet. 405 gram darısı var. Daramızı alalım. Ve 1 litrelik kavanozu koyalım. 1 kilo 406 gram. Neymiş? 1 litrelik kavanoza bal doldurursanız 1 kilo 406 gram bal koymuş olursunuz. Evet. Bu kavanozda 1 kilo 406 gram bal var. Arkadaşlar bu şekilde satış yapıyorsanız bunu bilmeniz gerekiyor. Neymiş? Benim balımın bakalım bu ne kadar dolu? Evet. Bu da hemen hemen sıfıra sıfır dolu arkadaşlar. Demek ki benim balımın içerisindeki su oranı çok az ve özgül ağırlığı 1,4. 1,4. Bu da zaten arzu ettiğimiz rakamlara çok yakın. 1,416, 1,415'lere kadar çıkabiliyor bu ağırlık ve güzel bir ağırlık. Umarım arıcı arkadaşlarımı yeterince aydınlatabilmişimdir. Bu videonun faydalı olabileceğini düşünüyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Birbirimize destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayalım. Eğer herhangi bir sorunuz varsa alt kısımdan yorumlardan sorabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Diğer propolis ile ilgili videolarımı da izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.